Azerbaycan Cumhuriyeti'nin internet sitesine girdiğinizde şunu görüyorsunuz. 1993 ve 2020 yılları arasında 81 kez barış görüşmesi yapılmış. Alt komisyonlarda yüzlerce Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili görüşmeler yapılmış. Gene bu sitenin içerisine girenler, izleyiciler girebilirler. 561 sayfa Azerbaycan'a toprak verilmesi ile ilgili karar var. 561 sayfa. Ama tüm bunlara rağmen Azerbaycan Ermeni ilişkilerinde ve Ermenistan'ın Karabağ bölgesine, Azerbaycan'a ait Karabağ bölgesine işgali ile ilgili bir gelişim olmamış. Neden olmamış? Aslında şöyle bakmak lazım soruna tarihsel çerçevede. Burada iki tane anlaşma ön plana çıkıyor. 1813 Gilistan Anlaşması, 1828 Türkmen Çayı Anlaşması. Burada aslında şu var. Puşkin'in Erzurum'da giderken yazdığı bir kitap var. Orada anlatıyor zaten. Kafkasya'ya Rus ordusuyla Puşkin gidiyor. Diyor ki burayı diyor Hristiyanlaştırmamız lazım. Yoksa biz bu coğrafyada Moskova'da oturarak kalamayız diyor. Bakın emperyal devletlerin gelişirken yaptığı şeyler. Bu Türkmen Çayı Anlaşması'ndan önce Tebriz'e kadar gelen Rus ordusu buradaki tüm Ermenileri topluyor, Revan'a getiriyor. Şimdi biz ona Erivan diyoruz. Revan bir Türk şehri. Evet. Yani o tarih. Türkçe'de R olmadığı için başına E getiriyoruz. Yani bakın sorunlara nasıl ekildiğine, nasıl ortaya çıkarıldığına bu tarihsel çerçeveyi iyi görmemiz gerekiyor. En son neyi gördük? Çok da bu Dağlık Karabağ dediğimiz bölgede, hatta orayı otonom bölgenin olduğu yer ayrı, oradaki tam Karabağ sınırları bambaşka. Ermenistan sadece 1988'den itibaren buraları almadı. Yani Ermeni nüfusunun çok olduğu yer diyerek girmedi. Azerbaycan Türklerinin topraklarına girdi. 1 milyondan fazla kaçkın oluştu onların deyimiyle. Yani Azerbaycan topraklarını işgal etti. Ama o tarihteki Azerbaycan buna cevap verecek durumda değildi, askeri, politik, siyasi sebeplerle. Yeni bağımsızlıkla kazanmıştı. Bana nasip oldu. Azerbaycan bakıyor, ben Adalet Bakanı ile gittim. Türkiye Azerbaycan Adli Yardım Anlaşması imzaladık. Sene 2001 yılıydı. İmzaladığımızda Azerbaycan'ın o halini ben gördüm. Azerbaycan son 19 yılda çok ciddi bir yer, seviye değiştirdi. Azerbaycan o tarihteki Ermenilerin bildiği Azerbaycan'la değil. Ordusuyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, her şeyle değişmiş durumda ve bugün dengeler kuruyor. Rusya ile ilişkileri güzel, İsrail ile ilişkileri güzel, Amerika ile ilişkileri güzel. Bu dengeleri oturttuğunuz zaman zaten konjüktürel olarak bir haklılık payı yaratıyorsunuz. Peki şimdi ne oldu? Peki bugün niye böyle oldu? Sorusunun yanıtına gelirsek şöyle bir durum var. Şimdi Rusya burayı aslında 2000'li yıllardan almak lazım Mustafa Bey. 2000'li yıllarda bu ta şeye kadar gitti, Tibet'e kadar gitti. Orada da rahiplerin Çin'e karşı ayaklandığını gördük Tibet'te. Hatta ona da Safran Devrimi dediler. Rahiplerin giydiği kıyafetten ötürü. Ukrayna'da olduğu, Gürcistan'da olduğu neydi? Rusya'yı kuşatmak projesiydi. Bunlarla ilgili gelişmeler oldu. Ermenistan'da damar olarak her zaman bir Dağlık Karabağ. Mesela 1990'lı yılların başındaki devlet başkanı Levon Petrosyan, ya dedi, bu Dağlık Karabağ meselesi bizim ayağımıza bağ, bunu aslında çözmemiz lazım dedi. Hem kendimize ait olmayan topraklardayız, hem de düşünün, Ermenistan'ı düşünün, toprakların %85'i Türk nüfusuyla sarılı. Sen ne yapıyorsun? Bu şekilde 3 milyonluk nüfus içeride tecrit edilmiş durumda. Yaşayamıyor, nefes alamıyor. Aslında bakılınca Ermenistan açısından da sürdürülebilir bir durum değil bu. Yani Azerbaycan'la barışmak zorunda, Türkiye ile barışmak zorunda. Başka türlü burada hareket edemiyor. Ve daha sonra gelen Koçaryan ve Sarkisyan, Rus yanlısı olarak politikalarda bu, daha da ötesi de şöyle de bakın. Dağlık Karabağ kökenli. Hani bugün Azerbaycan şey diyor ya, Ermenistan, Dağlık Karabağ'da otonom bir devlet var. Kendisinin bile tanımadığı. Ya uluslararası hukukta kendisi de tanımıyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti diye bir cumhuriyeti. Böyle bir devlet var diyor. Ama kendi başbakanları nedense hep Dağlık Karabağ'daki militanlardan ya da askerlerden seçilerek Ermenistan'da başbakan oluyor. Bu da başka bir şey. Tabii bu kriterlerde Rusya, Paşinyan'ın getirilmesi, Paşinyan'ın,
Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Paşinyan'ın bir taraftan Amerika'daki Ermeni diasporasına, bir taraftan Fransa'daki Fransız diasporasına göz kırpması, NATO ile dans etmeye başlaması Rusya'nın da dikkatini çekiyor. Rusya diyor ki Gürcistan olayları yaşandı. Rusya hala sorunlar içerisinde. Bugün Kıbrıs'ı ilhak etti, işgal etti ama Avrupa ile ciddi sıkıntıları var. Amerika ile ciddi sıkıntıları var. Kırım meselesinde sıkıntıları var. Ossetya'yı aldı ama sorunlar bitmiyor. Şimdi o da aslında Rusya'da bugün içeride karmaşa yaşayan, ekonomisi iyi olmayan, bu sarmalı ekonomisi çöküntü durumunda olan. Çünkü petrol fiyatlarının düşüşüyle de Rusya'da ciddi bir, bundan çıkmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu Ermenistan'da, Paşinyan'ın bu şeyi Rusya'da bir yerde müdahil olmak istemedi. Yani dedi ki ben dedi bu artık dedi bu şekilde girdiğim zaman bundan daha çok da zararlı ben de çıkıyorum uluslararası hukuk açısından. Çok hafife alırız biz hukukçular kızıyoruz ama bazen gazeteciler falan ya ne olacak hukuk illa güç de olur. İşte o güç dediği şeye altını hukukla tahkim ettiğin zaman güç bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla orada ne oldu? Bu şartlar müsait olduğunda Azerbaycan ordusu da güçlendiği için vurmaya başladı. Bugün durum ne? Bugün Azerbaycan ilerliyor. Ama bu ilerleme nereye kadar gidecek? Nasıl duracak? Birinci ihtimal şu. Azerbaycan kendisine ait, yani özü kendisine ait toprakları alır otonom olmayan yerlerde. Otonom yer için zaten Azerbaycan şunu söylüyor. Bakın uluslararası hukuk bize ne diyor biliyor musunuz? Bir kere 4. maddesinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin sınırların değişmezliği ilkesi var. Ülkesel bütünlük ilkesi var. Dolayısıyla bu sebepten dolayı Birleşmiş Milletler 4 kararında da bu topraklar Azerbaycan'ın dedi. Fakat biz üstadımla çok iyi biliriz. Diğer üstadımla Skype'da karşımızda suçun fiil var, fail yok. Bak Birleşmiş Milletler'in 200'lüğüne bak. Normalde kimin işgal ettiğine söylemesi lazım kararda. Kararda diyor ki Azerbaycan'ın toprakları işgal altında, işgal eden ki bu soruya cevap yok. Yok, evet. Dolayısıyla çok ikiyüzlü kararlar. Yani onu oradan da görüyoruz. Bakıyorsun fail yok. Fiil var. Ya, tamam Azerbaycan kimle görüşecek? Kimle çözecek bu problemi yani? Fail yok. Dolayısıyla son sözlerimi isterseniz bitireyim burada. Tamam. Buradaki birinci ihtimal şu. Bu topraklar Azerbaycan toprağı. Azerbaycan her zaman bugün bile Aliyev söylüyor. Diyor ki ben pazarlık edebilirim. Yeter ki bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğu kabul edilsin. İçerideki Ermeni nüfusun özerkliği ile ilgili sorunum yok. Benim istediğim Azerbaycan anayasasını kabul etsinler. Hepsi Azerbaycan pasaportu alsın bu Ermeni vatandaşları. Ben burada zaten Türklerin tarihinde yok. Zulmetmiyoruz. Evet. Yani onların bu kadar kışkırtmalarına rağmen zulmetmiyoruz. Diğer sivil alanları da Azerbaycan'ı vurmayarak da kendi ömrünü uzatıyor Azerbaycan. Haklılığını dağıtmıyor. Bu sayede bu diasporadan yardımlar da gelmiyor. Hı hı. Ve bu sorun öyle gözüküyor ki Azerbaycan'ın lehine olarak çözülme yolunda ilerleyecektir efendim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.